Hocam Tekirdağ'dan bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hocama da ayrıca selamlarımı sunuyorum. Aleykümselam. Benim soracağım soru, 2000 senesinden beri kalp krizi geçirdim ben. Stent üzerinde duruyordu hocam da, tamam tesadüf oldu bu da. Ben 3 tane ilk önce takıldım 2000 senesinde. 3 tane stent takıldım. Sonra 6-7 sene önce de sonra 2 tane takıldım. 4 sene önce de 1 tane takıldım. Yeküne 6 tane stent var bende. Yalnız ben biraz kendime bakıyorum. Çok sigara içiyordum. Aşırı sigara içiyordum. Aşırı da yemek yiyordum. Biraz da et. Onları tamamen kestim ama stent takıldıktan sonra, gelelim mevzuya, oralara girmeyelim. Ben gayet doktor bakımından da kendimi gözlüyorum. O gün bugün takılan, mesela 18 sene önceki takılan stentler anj olup meydana çıkıyor, hocam iyi bilir. Gayet takıldığı gün gibi duruyor diyorlar. Hocam da 10 seneden bahsetti. Acaba bu stentler ne zamana kadar vakti var? Ha, değişik bir şey söyleyeyim. Çok kaliteli bir stent taktırdım. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bunu bekliyorum. Geçmiş. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi 2000 yılında takılmış bir stentin muhtemeldir ki, kaliteli bir stent diyorsa, ilaç kaplı stenttir. O dönem itibariyle yeni çıkmıştı. Muhtemelen onu taktırmıştır hastamız, ama şunu baştan söylemek lazım. Biz bir hastamıza stent taktığımız zaman 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık diye bir stent takmayız. Hastamız ömür boyu onunla yaşayacak sonuçta. Evet. Tercihimiz tabii ki ömür boyu o stentin açık kalmasıdır. Yani süreli bir şey değil bu. Hastamız kendisine iyi baktığı sürece o stent açık kalır. Hastalığın ilerleme süreci nedeniyle başka yerde yeni bir sorun çıkar, oraya da stent takılır. Yani veya bir gün görürüz ki çok damarda problem var, bu hastaya ameliyat daha uygundur. Bypass ameliyatı öneririz. Yani hastalarımız stent taktığı zaman veya bypass olduğu zaman şu kadar süre bizi idare edecek, bu kadar süre idare edecek diye bir şey yok. Bu tamamen hastaya ve bünyesine kalmış. Bazı hastalar var, damarlarında gerçekten çok yaygın sorun var. Bazı hastalar var, sigara içmeye devam ediyor. Bazı hastaların genel yapısı hakikaten yeni darlıkları üretmeye çok müsait. Bunlar tabii tekrar anjiyo ve arkasından stent girişimine maruz kalabiliyorlar. Bu elbette bizim değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Keza hastalarımızın da değiştirebileceği şeyler var, değiştiremeyeceği şeyler var. Hastalarımıza düşen elbette ilaçlarını kullanacaklar. Doktorlarının önerileri doğrultusunda egzersizlerini yapacaklar. Doğru bir beslenme periyodunu takip edecekler. Egzersiz ve ilaçlarına yine devam edecekler ve kontrollerine gidecekler. Yapılacak şey bu. Bu hastamızın da 10 yıl önce takılmış, 5 yıl önce takılmış çok önemli değil. Yıllık mutlaka bir kardiyoloji tetkikinden geçmesi gerekiyor. Kolesterol değerlerini belli aralıklarla takip etmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi yani gerekiyor. Stent dediğim gibi dileriz ömür boyu bir hastada sürekli açık kalır ki son yıllarda üretilen stentlerde kabul etmek gerekiyor ki çok ciddi bir açıklık oranı var. İlaçlı stentler ve onların daha yeni jenerasyonlarını düşünürsek artık 15 yıl boyunca, 20 yıl boyunca takip edilen stentli çok hastamız var. Artık hani belli bir süre sonra bu daralır, bunun ömrü bitiyor gibi bir kavram yok. Taktığımız zaman ömür boyu o stentin açık kalmasını umuyoruz ve önemli bir hasta grubunda da böyle oluyor zaten. Ama tekrar stent takıldıktan sonra kriz geçirdi veya bir kalp problemi yaşadı ise bu mutlaka stentin daralmasından dolayı olmak zorunda değil. Stenti bir noktaya taktık. O noktanın biraz ilerisinde bir noktada tekrar darlık oluşmuş olabilir. Biraz yukarısında olabilir, bir başka damarda olabilir. Yani stentin açık kalması ne yazık ki tek başına yeterli değil. Diğer damarlarda yeni sorunların da çıkmaması gerekiyor. Evet.